Merhaba arkadaşlar, AMD'nin RX 2800 XT ile birlikte orta seviye ekran kartlarından biri olan RX 2700 XT incelemesi ile birlikteyiz. Üst seviye modellere göre daha ulaşılabilir fiyatıyla ve sahip olduğu teknik özelliklerle dikkat çeken bir kart. Bizim elimizdeki model Power Color'ın Hellhound RX 2700 XT modeli, ürünü bize inceleme için gönderdiklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederek şimdi kartın kutu açılışına geçelim ve tüm teknik detaylarına sırayla değindikten sonra da canlı oyun testlerini hep birlikte izleyelim. Kutu açılışına geçelim dedim ama kartın kutu içeriğinde karttan başka hiçbir şey bulunmuyor. Bana gelen ürün sıfır kapalı kutuydu hatta ama kutuda kart harici hiçbir şey yok. Yani birkaç tane küçük detay görsek bence çok daha iyi olurdu. Ama bu şekilde sadece kart olması sadelik anlamında biraz ilginç olmuş. Kartı sıfır poşetinden çıkartalım bakalım. Şöyle bir boyu posa ekrana gelsin. 322 mm genişliğinde, 134 mm derinliğinde ve 50 mm yüksekliğinde ölçülere sahip. Büyük bir kart ama agresif bir görünümü yok. 3 fanlı soğutma sistemi bulunuyor. Sol ve sağ taraftaki fanlar ortadaki fana göre daha büyük yapıdalar. Power Color bu yeni 9 bıçaklı fan tasarımıyla soğutma performansını arttırdığını söylüyor. Ve önceki modellere kıyasla da GPU sıcaklıklarını 3 dereceden fazla azalttığını belirtmiş. Yüksek kaliteli Japon çift bilyalı rulmanlarla dönme sürtünmesi de azaltılmış ve bu şekilde ısı dağılımının daha iyi olması sağlanmış. Sürtünmenin azaltılması da fanların ömrünün daha fazla olacağı anlamına geliyor tabii ki. Fanlar ayrıca 60 dereceye geldiğinde çalışmaya başlıyorlar ve sıcaklık 50 derecenin altında olunca kapanıyorlar. Yani kartın fanları çalışmıyor mu diye soruyor bazen arkadaşlar. Bunun nedenini söylemiş olalım. Ortadaki fan temiz havayı çekerken diğer iki fan türbülans oluşmasını engellemek için ters yöne doğru dönüyorlar. Böylece hava akışı ve hava basıncı maksimuma çıkıyor. 3 fanlı soğutma sistemlerinin zaten en olmazsa olmaz özelliklerinden biri bu. Bu kartta da yerini almış. Kart büyük bir heatsink'e sahip. Heatsink üzerindeki nikel kaplı bakır ısı boruları PCB'nin üzerine yakın bir şekilde hizalanmış durumdalar. Bu aslında gerçekten çok önemli bir durum. Bu da ısının GPU ve VRAM'den alınıp heatsink üzerinde yayılmasına büyük katkı sağlıyor. GPU doğrudan temaslı bakır plaka ısı transferini maksimuma çıkarmak için VRAM'i de kaplamış durumda. Bu konuda kart incelemelerinde çok soru geliyor hatta VRAM ile ilgili. VRAM'in soğutulması konusu bu yüzden gerçekten önemli. Bir diğer önemli konuysa faz yapısı. Hellhound modelinde GPU'ya güç sağlamak için diğer MOS'lu 9 artı 2 artı 1 fazlı VRAM tasarımı kullanılmış. Bunun yanı sıra VRAM içinde özel olarak tasarlanmış ek 2 artı 1 faz daha var. Power Color yeni Aimon teknolojisiyle her bir fazdaki elektrik akımını ve güç tüketiminin izlendiğini de söylüyor. Mesela karta overclock yapacaksınız diyelim. Bu teknolojiyle kart üzerindeki iş yükü dengelenerek hız aşırtma sırasında stabilitenin korunması sağlanıyor. Ve bunun için kart üzerinde yüksek kaliteli kapasitörler kullanıldığı da önemli söylenmiş. Bu sayede daha dayanıklı, daha yüksek iletkenli ve iletim sırasında daha az güç kaybı yaşatan bir karta sahip olmuş oluyorsunuz. Kart 2 tane 8000 güç girişine sahip, 245 watt TDP'si var ve Power Color 750 watt güç kaynağıyla kullanılmasını önermiş. Fakat bence iyi bir 650 watt güç kaynağı da yeterli gelecektir. Daha düşüğü de denenebilir tabii ki ama sistemi de çok fazla sıkmaya gerek yok. Kart metal takviyeli bir arka plakaya sahip, hem kartı koruma açısından hem de soğutma sistemine katkısı açısından önemi büyük. Hava akışı için bırakılan boşlukları da görüyorsunuz. Kart üzerinde iki tane switch var. Bunlardan biri LED ışık açıp kapatma switchi. İsterseniz ışığı açıp buradan kapatabiliyorsunuz. Yani ben çok kapatan olacağını da zannetmiyorum. Bir de Dual BIOS özelliği var. Bu OC ve Silent Mode olarak kullanabiliyorsunuz. Yani hep dediğim gibi hiç Silent Mode'la falan uğraşmaya gerek yok. Kart zaten çok sessiz çalışıyor arkadaşlar. OC modunda tutun, bence o şekilde kullanın. Görüntü çıkışlarına da bakalım. Bir tane HDMI 2.1 ve 3 tane de DisplayPort 2.1 bağlantı mevcut. Çoklu monitörde kullanmak isteyenler için en güncel bağlantı seçenekleri kartta yerini almış. Şimdi kartın teknik özelliklerine bakalım. RX 2800 XT ile yan yana gelsin hatta özellikler. Bu iki kardeşin teknik özelliklerine aynı anda bakalım. RX 2700 XT abileri gibi RDNA 3 mimarisine sahip olan bir kart. Üzerinde 28.1 milyar transistörü bulunuyor. RX 2800 XT ile aslında aynı sayı bu ama tabii şimdi farklar başlıyor. Shading unit sayısı 3456, texture map unit sayısı 216, RAP birimi 96, compute unit sayısı 54 ve RT çekirdeği sayısı da 54.
Kart 12 GB GDDR6 belleğe sahip ve kartın bellek hızı ise 18 Gbps. Oyun saat hızı 2276 MHz, Boost ile 2600 MHz'e kadar çıkıyor. Hatta biz daha üstünü de gördük testlerde. Kartın bellek veri yolu 192 bit ve bellek band genişliği 432 GB/s. İşlem gücü ise 35.72 teraflops. Görmüş olduğunuz gibi abisi RX 7800 XT ile arasında önemli teknik farklılıklar var. Ama tabii ikisi birbirine rakip kart değiller. İkisinin rakipleri belli. RX 7700 XT, RTX 4060 Ti 16 GB'ın rakibi. RX 7800 XT ise RTX 4070'in rakibi. İnceleme sırasında elimizde RTX 4060 Ti yoktu. Bu yüzden iki kartı karşılaştıramadık. Ama 8 GB olan versiyonuyla video sonunda 3D Mark testlerinin karşılaştırmasını sizlerle paylaşacağız. Şimdi kartın oyun testlerine geçeceğiz. Testleri R9-7900X3D işlemci, 32 GB DDR5, 6000 MHz CL, 36 RAM ve 1000 watt güç kaynağıyla yaptık. Testlerin hepsi 1440p çözünürlükte yapıldı. Çünkü bu kart için zaten 1080p çözünürlük çerez diyebilmekteyiz. 1440p için iddialı bir ekran kartı. Ancak 1440p'de testleri biz şu şekilde yaptık. Önce kartın kendi saf kas gücü performansını göreceksiniz. Ardından kartın FSR açıkkenki performansını göreceksiniz. Daha sonra test ettiğimiz oyunda Ray Tracing özelliği varsa son olarak aynı oyunda kartın Ray Tracing açıkkenki performansını da göreceksiniz. Farklı sahnelerde herhangi farklı bir kara yazı oluşmaması açısından da tüm bunları o oyundaki aynı sahneler içinde ekrana getirdik. Oyun testleri öncesi son bilgileri de bu şekilde verdikten sonra şimdi gelelim artık canlı oyun testlerimize. Ekran kartlarının canını okuyan tam 10 tane oyunda PowerColor Hellhound RX 7700 XT ekran kartını test ettik. Bakalım tüm bu oyunlarda kendisi nasıl bir performans sergiledi. Şimdi hep birlikte canlı olarak izleyelim.
tamam. Kartın tüm performansını canlı şekilde izledik. Öncelikle kartın sıcaklık değerlerinden bahsetmek istiyorum ben. 64 dereceyi geçtiği bir oyun görmedim ki 60 derecenin altında kaldığı oyunlar bile oldu. Ve bunu testlerde gördüğünüz gibi düşük fan devriyle ve düşük fan hızıyla bize sunabilmesi de çok çok iyiydi. Yani böylece hem sessiz hem de serin çalışan bir karta sahip olmuş oluyorsunuz. Soğutma performansını ben kesinlikle beğendim. Yani kutu içeriğini eleştirmiştik ama kartın hakkını da vermemiz gerekli. Hiç kozmetikle falan uğraşmayıp direkt olarak hedef noktaya odaklanmışlar diyebiliriz hatta. Bunun haricinde ekranda 3D Mark testlerinde RTX 4060 Ti ile şu an karşılaştırmasını görüyorsunuz. Rakibinden saf kas gücü olarak üstün bir kart olduğu açık, bunda herhangi bir şüphe yok. RTX 4060 Ti'nin en büyük avantajı DLSS 3. O şekilde en büyük performansını verebiliyor. Bu noktada artık karar kullanıcının, DLSS 3.5'ta yolda. Her ne kadar birebir aynı teknoloji olmasa da AMD'nin kendi çözümü FSR 3'ün de eli kulağında. Bunları katmazsanız saf kas gücü olarak RX 7700 XT'nin daha iyi bir kart olduğunu zaten ekranda görüyorsunuz. Evet, PowerColor Hellhound RX 7700 XT modelini ayrıntısıyla incelediğimiz ve RX 7700 XT ekran kartının performansı hakkında da sizleri bilgilendirmeye çalıştığımız önemli bir inceleme videosu oldu. Kartı satın almak isteyen arkadaşlar aşağıdaki linkten ince hesap üstünden kontrolünü sağlayabilirler. Umarım keyif aldığınız bir inceleme videosu da olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.